Değerli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi, muhabbette selamlarım. Her zaman olduğu gibi. Bu videomda da sizlere dünyanın en eski ve en tanınmış seyyahlarından birini anlatmaya çalışacağım. Bu seyyahın ismi Portekizli Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan 1480'de doğdu ve 1521 tarihinde Filipin yerlileri tarafından öldürüldü. Anlattığımız seyyahlar ki bugünkü Ferdinand 9.'su aslında hepsi birer köle taciri. Gittikleri ülkenin insanlarını köle olarak alıp birçok ülkede çalıştırdılar. Kendi ülkelerinde çalıştırdılar. Şimdi bugün anlatacağım Magellan da bunlardan biri. Nereden biliyoruz bunu? Anlatılanlardan biliyoruz. Bizatihi Malezya'nın Malaka eyaletindeki eserlerinden, kalıntılarından biliyoruz. Yine biliyoruz ki Magellan'ın dünyayı birlikte gezdiği bir kölesi var. Malay. Ve yine biliyoruz ki Malaka'daki ki o zaman Malaka Müslüman, oradaki Müslüman kadınlar Portekizlilerle evlenmeye zorlandı. Aynı Filipinler'de olduğu gibi. Bugünkü anlatacağımız seyyah Filipin savaşlarıyla da ünlü. Hayatını orada kaybetti ama altını çizeceğim bir nokta var. Magellan Filipin'e gittiği zaman Filipin Müslümandı. Bunu nereden biliyoruz? Yayın akışı içinde bunu söyleyeceğim size. Ama Magellan geldikten sonra ki bunlar yine biliyoruz. Yanlarında papaz getirip oradaki insanları zorla Hristiyan yaptılar. Bugün Filipinlerin çoğunluğu Hristiyandır. Az bir Müslüman da orada yaşamaktadır. Şimdi ben Ferdinand Magellan'ın önce hayatını anlatayım, sonra yaptıklarını söyleyelim ve sonunda da Filipin'de hayatını nasıl kaybetti onu anlatalım. Ferdinand Magellan 1480 yılının ilkbaharında Portekiz'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 10 yaşına geldiği zaman amcasının başında olduğu Kraliyet Donanma Okulu'na yazılarak eğitim hayatına ilk adımını attı. Gençliği Portekizli denizcilerin yanında gemilerde denizciliği öğrenmekle geçti. Magellan ilk yolculuğuna 1505 yılında henüz 25 yaşındayken çıktı. Bu ilk görevinde Francisco da Almedio'yu Portekiz valisini yani Hindistan'a götürdü. Bu Portekizli vali Hindistan'ın genel valisiydi. Biz bunu zaman içinde de İngilizlerde görüyoruz. Hindistan genel valisi. Evet dostlarım. 1511'de Fas'a gönderildi ve burada Azamor Savaşı'na katıldı. Bu savaşta dizinden ciddi biçimde yaralandı. Hindistan'da ve Fas'ta çarpışmalara katıldı. Hep bunlar o ülkeleri sömürge yapabilmek için bu sömürgecilerin yaptığı savaşlardır. Fas'taki çarpışmalar sonunda sakatlandı. Daha sonra Portekiz kralı ile arası açıldı. Gözden düştü. Ve kısa bir zaman sonra Portekiz donanmasındaki görevine son verildi.
1517 yılında İspanya'ya gitti. Kral 5. Charles tarafından İspanya donanmasında görevlendirildi. Magellan denizciliğinin yanı sıra coğrafyayı da meraklıydı. Hep batı istikametinde yol alınması halinde doğu ülkelerine ulaşabileceğini savunmaktaydı. Hatta bu teorisinin gerçekleşmesi için de zaman zaman Portekiz kralından yardım istemişti. O zamana kadar Amerikan kıtasının Labrador'dan Rio de Plata'ya kadar olan kısmı keşfedilmişti. Magellan kıtanın kuzeyden ve güneyden bir geçit vereceğine inanıyordu. Ancak bu isteği kabul edilmemişti. Yani bunu araştırmak istiyor ama kabul etmediler. Aynı teklifin İspanya Kralı 5. Charles tarafından kabul edilmesi üzerine 20 Eylül 1519 tarihinde 5 gemi ve 270 mürettebatla Sanlıcar'dan Bergama'dan yola çıkan Magellan 13 Aralık'ta Rio de Janeiro'ya ulaştı. Burada nehirler vasıtasıyla batıya geçmek isteyen Magellan bir geçit bulamayacağını anlayınca Latin Amerika'nın güneyine doğru yelken açtı. Kıyı boyunca güneye doğru inmeye başladı. 1520'de Magellan ismi verilen geçiti keşfetti. Magellan Boğazı'na giren filo bu boğazdan büyük sıkıntılardan sonra çıkabildi. Böylece Büyük Okyanus su kuzey batı doğusunda aşan ilk insan oldu. Bu sırada hava şartları zordu. Açlık da bastırmıştı. Açlık da vardı. Ve bu yolculukta açlık ve denizle boğuştu denebilir. Gemilerde isyan çıktıysa da bastırdı. Sonunda binbir güçlükle boğazı aşabilen Magellan bu yeni okyanusun sularını Atlas Okyanusu'ndan daha sakin bulduğundan ona Pasifik adını verdi. Pasifik Okyanusu'nda 98 gün açlık ve sıkıntı ile geçen zor bir yolculuk yaptı. 1521'de Mariana Adaları'nda Fuan'dan karaya basan kafile 16 Mart'ta Filipin adalarına geçti. Filipinler'de geçirdiği günler esnasında yerlilerle arasında çıkan tartışma çarpışmaya döndü. Magellan 27 Nisan 1521'de Lapu-Lapu önderliğindeki yerlilerle girdiği Mactan Savaşı'nda öldü. Yolculuğa para vererek katılan Antonio Pigafetta adlı zengin turist Magellan'ın ölümüyle sonuçlanan olaylara tanıklık etti ve bunu anılarında yazdı. Anılarında şöyle dedi Antonio. Sabah olduğunda 49 kişi belimize kadar gelen suya atladık. Ve suyun içinde kıyıya ulaşana değin iki ok atımı mesafe kadar yürüdük. Botlarımız suyun içindeki kayalardan ötürü daha ileri gidemiyordu. 11 adamı botları korumak üzere gerideye bırakarak yola devam ettik. Kıyıya ulaştığımızda 1500 kadar yerli 3 bölüm halinde gruplanmıştı. Bizi gördüklerinde savaş çığlıkları atmaya başladılar. Tüfekli adamlar ve okçular yani Portekizliler yarım saat kadar savaştılar. Ancak bir işe yaramadı. Kaptanı tanıyan bazıları kaptan üzerine saldırdı ve kafasındaki miğferini düşürdü. Bir yerli yüzüne doğru bambu bir mızrak fırlattı. Kaptan onu önledi. Kargıyla
O adamı öldürdü. Ama kargı koluna saplanmıştı. Buna rağmen Magellan kılıcını el attı. Fakat yarıya doğru çekebildi. Çünkü bambu mızrakla kolundan yaralanmıştı. Bunu gören yerliler topluca üstüne çullandılar. Biri sol bacağına, bir yerli palasıyla vurdu. Bu kaptanın yüzüstü düşmesine sebep oldu. Derhal üzerine bambu ve demir mızraklarla, palalarla saldırdılar. Onu yaraladılar ve feci bir şekilde öldürdüler. Bir sonra hepimiz botlara doğru koştuk. Bir kısmımız botlara bindi. Geriye dönüp baktık, kaptan ölmüştü. Ve elimizden geldiğince hareket etmeye başlayan botlara bindik ve geri çekilmeye başladık. Evet, Magellan bu Filipinlerle yaptığı savaşı kaybetti. Aslında zırhlarına güveniyorlardı. Ama yerliler onları alt taraftan yani ayak kısmından vurdular. Yani öyle geri düşürdüler. Daha sonra zaten bunları öldürmeleri çok zor olmadı. Bunları anlatan o gezide bulunan zengin bir adam. Muhtemelen de oradan köle getirmek için Magellan'ın yanında yer almıştı. Bu olaydan sonra Magellan'ın mürettebatından geri yakalanlar yolculuğa devam ettiler. 6 Eylül 1922'de İspanya'ya dönen kafilede 18 kişi kalmıştı. Filipinlerle savaşa başladıkları zaman 50 kişiydiler. Demek ki 30-40 kişi kadar bu savaşta öldürülmüş. Bu seyahat aslında dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı. Ve deniz yoluyla dolaşılarak da dünyanın yuvarlaklığı ispat edilmiş oldu. Yine aynı zamanda Büyük Okyanus'un, Pasifik Okyanus'un da varlığı ortaya çıktı. Magellan vasiyetnamesinde köle olarak bulunan Malay tercümanının, şimdi burada ufak bir size not geçeyim. Endonezya ve Filipinler'de çarpıştığı kabile aslında Malay. Ben bu Filipin kahramanı Lapu Lapu'yu size bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Bu kişi aslında Endonezya'daki bulunan Sabah ve Sarawak'ın bulduğu Borneo adasından gelen bir Malay. Yine burada da gördük. Magellan'ın tercümanı da bir Malay. Enrico adını kullanan bu Malay köle Henry the Black olarak vaftiz edilmiş bir Hristiyan. Yani Müslümanlar odanında anlatıyorum işte yani bulundukları yerde papaz götürüyorlar, onları vaftiz ediyorlar, zorla Hristiyan yapıyorlar demiştim. Bu köle Sumatralı yani bugün Endonezya'da bulunan yerden köle tüccarları tarafından alınmış ve Magellan'a satılmış bir kişi. Ve Magellan'la birlikte tamamen dünyayı dolaştı.
Magellan'ın Malatya'ya sefer yaptığını söylemiştik. Malatya'ya sefer yaptığı zaman hizmete girdi bu Enrico. Sumatra'dan getirdi ama Malaka'dayken hizmete girdi. Afrika'da savaşlarda Sabi'nin Portekiz'de kralın huzurunda gözden düşüşünde yeniden başarılı bir şekilde filosuyla denize açılışında hep yanında bulundu. Magellan ölünce geminin yeni kaptanı Enrico'yu serbest bırakmayı reddetti. Enrico 1 Mayıs'ta bir şekilde ölen denizciler arasında ölüm numarası yaparak kurtuldu ve kaçtı. Sonraki hayatıyla ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz. Mutlaka yine köle olarak hayatına devam etmiştir sanırım. Magellan'ın keşif gezisi dünya çevresinde yapılan ilk seyahat olma özelliğini de taşıyor. Güney Amerika'da Boğaz'dan geçerek Atlas ve Büyük Okyanusu'nu birleştiren ilk deniz yolculuğu. Magellan ve ekibi Avrupa için tamamen yeni olan pek çok hayvan türüyle karşılaştı. Bunlardan bazıları hörgüsüz develer olarak tanınan lamalar ve tüyleri yolurmayan fakat derisi yüzülen siyah kazlar olarak tanımlanan penguenlerdir. Yani biz lamalar ve penguenlerle ilgili ilk bilgiyi Magellan'dan aldık. Aynı zamanda Magellan 69.800 kilometre olan yolculukları sayesinde dünyanın çevresini de hesaplamış oldu. Bu yolculuk sayesinde uluslararası bir saha sisteminin gerekliliği ortaya çıktı. Bak şimdi kölelik vesaire, zalimlik, zulüm yapılmasının yanı sıra bugün dünyada kullandığımız saatin de bulunmasına neden olan bir seyahat bu. İşte seyahat yönünü bundan anlatıyoruz. Zalimlik yönünün yanı sıra bunların coğrafi yönü, keşfetme yönleri de var. İşte burada en büyük örneğini gördük. O günkü insanlar yeni yeni hayvanlar gördüler ve dediler ki artık saat bulmamız lazım. Yani bu gidiş gelişlerde gerekli dediler. Döndüklerinde dikkatle tutulan seyir defterine rağmen geride kalanlarla günlerinin uyuşmadığını fark ettiler. İlginç. Bunu ilk defa ben de okuduğumda çok şaşırdım. Bir daha okuyayım. Döndüklerinde dikkatle tutulan seyir defterine rağmen geride kalanlarla günlerinin uyuşmadığını fark ettiler. Fakat günlerin uzunluğu arasındaki farkı hesaplayacak kadar kesin ölçüm yapabilen saatleri yoktu. Zamanla bu olgu büyük heyecan yarattı. Özel bir heyet bu garipliği bildirmek üzere Papa'ya yollandı. Gerçekten çok önemli. Yani bugün çağdaş saat sistemini, zaman sisteminin bulunmasına neden olan bir kişi olarak görülüyor Magellan. Şimdi ne dememiz lazım? Zalimlik var, zulümlük var, kölelik var. Bir taraftan da keşfettikleri ve dünyaya iz bırakan keşifleri
anlatımları var. Ben yine bir sonraki programda Filipin kahramanı Lapu Lapu'dan bahsedeceğim demiştim. Ama ben onlardan yine bir ufak bir bahsedeyim. Çünkü o bir sonraki video biraz daha araştırmaya dayalı olacağı için biraz daha fazla okumamız ve size aktarmamız gerekecek. Şimdi bu Lapu Lapu kim? Magellan'ı öldüren Lapu Lapu günümüzde Filipin'de bir halk kahramanı olarak kabul edilmektedir. Kendisiyle ilgili çok ciddi bir bilgi sahibi değiliz. Filipinler bu vefa borcu olarak Mactan Eyalet Adası'nın başkentine Lapu Lapu adını verdiler. Orada adeta tarihi yeniden canlandırmak üzere Lapu Lapu'nun heykelini diktiler. Filipinler bu heykeli ziyaret eder, fotoğrafını çeker. Onun ve kahramanlıkları ile ilgili hikayeler anlatırlar. Yine bir yerel inanışa göre Lapu Lapu'nun ölmediğine, ruhunun bir taş içinde hala barındığına ve ruhunun adayı ve insanları kurduğuna inanmaktadırlar. Yani mistik bir havası da var. İnşallah bu Mactan Eyalet Adası'na gideriz. Çünkü Mactan Sultanlığı var. Bu Lapu da, Lapu Lapu da aslında bir Mactan Sultanı olarak önümüzde ileriki videoda gelecek. Şimdi bununla ilgili gene bir iki bu seyahatle ilgili bir iki not geçeyim. Birincisi, Magellan bir Avrupalı olarak İlk kez Filipinlere ayak basarak oranın yerli halkını gördü. Yine yolculuğu sırasında karşılaştığı değişik hayvan türlerini tanımlamak için yanında profesyonel bilim adamları bulundurdu. Üçüncü olarak da İspanyol, Portekizli, Fransız ve İngiliz olmak üzere 232 denizci Magellan'la katıldıkları dünya turunda hayatlarını kaybettiler. Ben bir kez daha bunları okumak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Özellikle ikincisi. Ben birisini söyleyeyim. Bir Avrupalı olarak ilk kez Filipinlere ayak basarak oranın yerel halkını gördü. Aslında bu yerel halk, Endonezya'da aynı halk, Malezya'da aynı halk. Çünkü hep bunlar birbirine bağlılar. Hepsi aslında Malay kökenliler. Ama Filipinlere giden olarak ilk görülen kişi Magellan. İkincisi ki bana göre çok çok önemli, yolculuğu sırasında karşılaştığı değişik hayvan türlerini tanımlamak için yanında profesyonel bilim adamları bulundurdu. Yine bu araştırmalar sırasında yanlarında başka ulusların insanları da vardı. Dediğim gibi İspanyol var, Portekizli var, Fransız, İngiliz var. Bu gezilere katılan 232 denizci Magellan'la katıldıkları dünya turundan hayatını kaybetti. Evet dostlarım, Magellan'ı biz sadece mesela genel olarak bildiğimiz Magellan Boğazı'nı bulan kişi olarak biliriz. Ya mesela çok detayını bilmeyiz. Okulda da okuduğumuzda Magellan'ı, lise yıllarında tarih okuduğumuzda Magellan'la keşiflerde bunları gördük. İşte dünyayı dolaştı filan ve yani bu kadar geniş bir olay yok. Ama asıl aslında incelediğiniz zaman detaylarda çok önemli şeyler var.
bizler o günah, bu günah, saray, harem derken Avrupa dünyayı keşfetmeye devam etti. Ve bunun kazançlarını da hala yemeye devam ediyorlar. Portekiz ne kadar bir ülkedir? İspanya nedir? Ama bütün Güney Asya'da, bütün dünyada bu ülkelerin seyyahlarının ismi var. Hatta heykelleri var. Mesela örneğin Sri Lanka'da Colombo şehri var. Kolombos şehri var. Onlar da Sri Lanka'yı köle yapmışlardı ama halen izleri var. Bugün de köle yapmaya devam ediyorlar. Artık bağımlı köle haline geldiler. Dünya da böyle. Anlatacak çok şey var. Ama biz Macellen'e başladık. Bu videoda Macelleri bitirmiş olalım. Yine her zaman söylediğim gibi benim söylemek istediğim sizin kulağınıza kar suyu kaçırmak. Araştırma yapmanızı sağlamak. Okumanızı sağlamak. Umarım bu isteğim sizde de karşılık bulur. Bu sözlerimle bu videomda sizlere veda etmek istiyorum. Yine her zamanki gibi hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ve diyorum ki aman ha, aklınıza mukayyet olun efendim. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.